Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Pençe Kilit Harekatı. Pençe Kilit Harekatı'nda şehidimiz var. Şehitlerimiz var. Ruhları şad olsun. Dünyanın dört bir tarafında durmadık, durmuyoruz, durmayacağız. Burnumuzun dibinde. İş çevirmeye çalışanları. Burnumuzun dibinde. Yedi düvelin besledikleri beslemeleri. Gömmeye, gömçütmeye devam edeceğiz. Vakti ve zamanı gelince karşımıza o 7 düvel de gelecek. O 7 düveli 7'ye katlayıp, 7'ye bölüp, 7'ye çarpıp cehenneme zümera yapmak için bir ve beraber çalışmaya, uğraşmaya devam. Bizler Kıbrıs'ta, Somali'de, Libya'da, Karabağ'da, Balkanlar'da, dünyanın dört bir tarafında al bayrağımız uğruna, vatanımız uğruna, din-i mübin İslam uğruna, bu yolda, Kızıl Elma yolunda can verenleriz. Bizler ancak ve ancak Allah'a başlayan, bu vatan benim vatanım, bu bayrak benim bayrağım, din-i mübin İslam için durmadım, canımı, kanımı seve seve vermeye hazırım diyenleriz. Bizler Müslüman Türkler, Müslüman Kürtler, Müslüman Araplar sayamadım tüm Müslüman milletler, şanlı Türk bayrağı altında ileriye, daha ileriye. Bizler bir ölür, bin doğarız. Allah'tan başka hangi güç bize baş eğdirebilir? Tekrardan geçmişten bugüne tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun. Arap Yarımadası'nda değişim ve dönüşümler devam ediyor. Arap Yarımadası'ndan Türkiye'ye bakışlar, isteseler de istemeseler de değişim ve dönüşümler devam ediyor. Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman yakında Türkiye'ye ziyarete gelecek. Gelecek çünkü Arap Yarımadası, Suudi Arabistan, Yemen, İran, İran'ın artan etkisi ve İran'a karşı yapacağı hamlelerde Türkiye'yi yanında isteyen, Türkiye ile beraber yürümek isteyen bir Suudi Arabistan, isteseler de istemeseler de. Bahreyn'i bir taraftan, Suud'u bir taraftan, Bahreyn'i bir taraftan. Hepsi ama hepsi dediğimize gelecekler. Geçiyorum Afganistan'a. Afganistan'daki havalimanları işletmesini Türkiye, Katar almak için burada konuşmalar, görüşmeler devam ediyordu ve karar verildi. Afganistan yeni yönetimi, Taliban yönetimi kararını kimden yana verdi? Kim? Birleşik Arap Emirlikleri. Afganistan'daki tüm havalimanlarını Birleşik Arap Emirlikleri işletecek. İmzalar atıldı. Arkada fotoğrafı paylaşıyorum. Şimdi bu niye böyle oldu? Niçin böyle oldu? Türkiye, Katar hani hamleler yapıyordu? Hamleler yapılır. Ama Türkiye, Afganistan'daki muhalefetle de çok yakın ilişkiler gidiyor. En son tahlilde Afganistan muhalefeti Ankara'da Afganistanlı baş muhaliflerden Raşit Dostum'un Ankara'daki evinde toplantı yapmışlardı. Bunun haberini sizlere vermiştim. Herhalde görüşmeler, alışverişler, onlar bunlar şunlar derken Taliban bay dedi. Olabilir, diyebilir. Ama bizim Afganistan'da, bizim Güney Türkistan'da kardeşlerimize selam olsun. Orayla ilişkilerimiz devam edecektir. Afganistan'ı, Güney Türkistan'ı yamyamların eline bırakmayacağız. Devam. Sarıların Trump'ı. Trump yaptığı açıklamada adeta Amerika'yı birbirine düşürdü. Trump dün öyle bir paylaşım yaptı ki Amerika ne oluyor ya? Bir dakika, bu sarı kafa ne yapacak, ne planlıyor diye konuşmaya başladı. Ne mi? Trump Amerika'da iç savaş olabileceğine yönelik bir haberi aldı, paylaştı. Amerika'da iç savaş başlayacak ilerleyen yıllarda diyor Trump. Hani Trump kendisi yazmıyor ama bir haberi alıp onun paylaşımını yapıyor. Şimdi Amerikan basını, Amerikan kamuoyu şunu söylüyor. Trump ve Trump destekçileri, evangelistler Amerika'da tekrardan bir iç savaşı tetiklemek için yarım bıraktıklarını devam ettirecekler. Hatırlayın, Amerikan tarihinde ilk kez Amerikan Kongresi basılmıştı. Hani o kafasında vinkik, boynuzlu boynuzlu elinde mızrağı, papazları vardı ya, hatırladınız mı? Ha işte onlar bir ön gösterimdi. Trump tekrardan geliyor, çok güçlü şekilde gelecek. 2024'te Amerika bir iç savaşın eşiğine gelebilir diyor Amerika basını. Güzel, güzel. Yiyin birbirinizi Johnny'ler. Hani Amerikalıların meşhur Arınma Gecesi diye filmleri var ya. Çünkü Amerika işler, gösterir. Hah, Amerika Arınma Gecesi'ne hazırlanıyor. Ellerine silahını alan, onu bunu alan birbirini avlamaya çıkacak. Ukrayna'ya sattığımız Bayraktar TB2'lerin bir tanesi Romanya. Romanya'da ortaya çıktı. Arkada fotoğrafını paylaşıyorum. Ukrayna 70-74 arası Bayraktar TB2'ler, arkada fotoğrafını görüyorsunuz. Rusların vurması sonucu ya da teknik arıza sonucu düştüğü söyleniyordu ve Romanya'da ortaya çıktı. Denize, nehre düşüyor. Sürüklene ta Romanya'da denizden ya da nehirden çıkarılıyor. Arkada fotoğrafı paylaşıyorum. 75 numaralı Ukrayna ordusunun Bayraktar TB2'si. Ölsün, sıkıntı yok. Fabrika bizde, üretmeye devam. Ukrayna'ya vermeye devam. Bizler Kırım'ı unutmadık. Kırım
Elbet ama elbet geri gelecektir. Geçiyorum Yunanistan'ın yüreğine hop oturup hop kaldıran bir haber. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan dün Miçotakis'e Yunanistan'a verdiği veriştirdi. Miçotakis biliyorsunuz en son Amerika'ya ziyaret yapmıştı. Biden'la görüşme yapmıştı. Amerikan Kongresi'ne gidip orada pohpohlanırcasına alkışlandıydı. Amerika'yı adeta Tanrı ünlem işareti ilan etmişti kendince. Zeus. Diyordum ya, Yunanistan'ın yeni Zeus'u Amerika diye. Alın bakalım Zeus'unla size, iyi eğlenceler. Şimdi Miçotakis'in Biden'dan Türklere F-16 vermeyin, şunu yapmayın, bunu yapmayın falan filan olaylarını biliyorsunuz. Aynısını kongrede de yaptıydı. Sayın Erdoğan, Miçotakis'e artık benim seninle hiçbir diyaloğum kalmadı. Türkiye-Yunanistan istişari görüşmeleri vardı. Hani istikşafi görüşmeleri vardı. Bu görüşmeler yapılıyordu. Artık bu görüşmeler yapılmayacak. Ben Miçotakis'le oturup hiçbir şey görüşmem, konuşmam dendi. Şu an Yunan kamuoyunda bu konuşuluyor. Türkiye en üst düzeyde bu tepkiyi verdi. Ve Türklerden bize çok sert, daha farklı hamleler, adımlar gelebilir. Notucuk. Notucun? Zeus'una koşacaksın. Zeus'un seni kurtarırsar. Yunanistan demişken bir düzeltme yapayım sevgili dostlar. Dünkü haberde Yunanistan'ın Rafael savaş jetleri Yunanistan'daki tatbikatta kanatlarının çarpışıp büyük hasar aldığını size anlatmıştım. Orada sehven bir hata yaptım. Yunanistan'daki yine tatbikatta, hani Türkiye'nin davet edilmediği, Türk savaş jetleri Atina'ya gelemez denilen tatbikatta uçan Fransız Rafael savaş jetleri Yunanistan'dan dönüşte Fransa'ya gidiyor. Fransa'da başka bir etkinlikte kanatları çarpıp yere iniş yapıyor. O Rafael pilotları Yunanistan'da Yunan pilotlara eğitim veren Fransız pilotları bunu yapıyor. Yunanların hocaları kanatları birbirine çarptırıveriyor. Ule sirtaki Yunan'ın hocası. Aha da böyle olur. Cardın kafalılar Fransız pilotları. Ne diyoruz? Kılavuzu cardın olanın burnu sirtaki. Sen anladın onu. Parantezi kapattım, devam ediyorum. Türkiye, Yunanistan, artan gerilimler, Adalar Denizi, Ege Denizi, Akdeniz, Doğu Akdeniz, Kıbrıs, tüm bu meseleler hepsi bir arada yürütülüyor. O bir taraftan Suriye masası var. Tabii İran kuzeyinde bir masa var. Tabii Karabağ masası var. Masalar çok bizde. Balkanlar ayrı bir masa. Afrika ayrı bir masa. Masa masa masa. Gidiyoruz. Ama Yunan'a ayarın ayarı verildi. Yunan şimdi hop oturup hop kalkıyor dedim ya. Ve bu açıklamanın ardından Yunanistan'ın beklediği hamle. Yunanistan'ın beklediği hamle ne mi? Tabii ki tabii. Türk savaş gemileri, Türk savaş uçakları, Türk İHA'ları, SİHA'ları Yunanistan'a karşı anti-Navtex yayınladık. Ey Yunanistan, Semaderek Adası'nı, İslam Terek Adası'nda bu yaptığın askeri yığınaklar çok ama çok gözümüze batıyor. Askersizleştireceksin, oralara asker getiremezsin, oralara silah koyamazsın diye Yunanistan'a anti-Navtex yayınladık. Semaderek, arkada haritayı görüyorsunuz. Nerede mi? Boğazların giriş kısmında, hani Dede Ağaç, Amerika Dede Ağaç'a dev bir üs kuruyor ve Amerika Semaderek Adası'nda bir deniz üssü istiyordu. Amerika Semaderek, Dede Ağaç, Türkiye Semaderek'te de Navtex yayınladı. Oradan derhal askerlerini çek. Bakın sevgili dostlar, bu tek tek taşlar döşeniyor. Hani diyorum ya size, Yunan mutlaka bir çılgınlık yapacaktır. Ya Amerika'ya, Fransa'ya şirin gözüksün diye, ya Amerika'nın Fransa'nın verdiği pohpohla gazla yapacak ama bir çılgınlık yapacak. Hah, o çılgınlık yaptığı andan itibaren ne kadar Navtex yayınladığımız ada varsa, adalarımız varsa, o adalar tek tek temizlenecektir canım. Cıncık gibi yapacaklar abi, cıncık gibi. Yunan zirdaki. Sadece vaktini ve saatini bekle. Vaktini ve saatini bekle dedim. Bir vakit de işlemeye başladı. Ne oluyor? Türkiye, Suriye'de yarım bıraktıklarımız tek tek tamamlanacaktır. Sizlere defaatle bunu söylüyordum. Ve artık vakit geliyor. Vakit yaklaşıyor. Türk'ün düğünü başlayacak. Hazırlanın dostlar. Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan yaptığı açıklamada TSK, MİT ve askerimiz tüm hazırlıkları yapıyor. Hazırlıklar tamamlanır tamamlanmaz Suriye'de, Fırat'ın doğusunda, Fırat'ın batısında yarım bıraktıklarımız tamamlanacaktır. 30 kilometre derinliğe kadar güvenli bölge tesis edilecektir. Suriye, Türkiye sınırı boyunca 911 kilometrelik bir sınır sevgili dostlar. Şu an yarısı tamamen kontrolde. Yaklaşık 450-500 kilometreyi kontrol ediyoruz. Yarı kalan 450-500 de tamamlanacaktır. Ve oralarda çok çok önemli yerler. Nereler mi? Oy oy oy.
Perşembe günü 2 gün sonra Milli Güvenlik Kurulu'nda bunun noktası, tarihi, saati, saniyesi belirlenecektir Allah'ın izniyle. Perşembe günkü toplantı, Milli Güvenlik Kurulu toplantısı çok önemli. Tel Rifat, Münbiç, Aynel Arap, Haseke, Kamışlı, Halep. Halep de gelir mi? İnşallah diyelim. Halep, oy. NATO'nun, Amerika'nın İsveç, Finlandiya için sıkıştığı bir hengamede. O bir taraftan Rusya'nın Ukrayna'da sıkıştığı bir hengamede. Rusya habire sağı solu boşaltıyor, Ukrayna'ya taşıyor. Oralara da Haçlı Şabiler giriyor, Hizbullah giriyor, Lübnan Hizbullah'a. Yani hepsi İran destekli. İranlar oraya yığılıyor. Yığsınlar canım, yığsınlar. Biz de kök temizliği yapmaya geleceğiz. Türkiye oradaki ne kadar örgüt varsa hepsine duyuruyor, şunu diyor. Fistanları hazırlayın. Fistanları havalandırmaya geleceğiz. Fistanı tutan kaçsın. Artık gavvat Amerikacılar, gavvat Rusyacılar, ikinci volüm başlıyor. Geri sayım başladı. Tik tak tik tak tik. Allah kahraman Türk ordumuzun yardımcısı olsun, ayaklarına taş değmesin, attıkları yerde üçer, beşer, onar, yüzer tane devirsinler. Misak-ı millimiz oluşturuluyor, misak-ı millimiz kavuşuyoruz. Ardından atalarımızın at koşturduğu dünyanın dört bir tarafı geliyoruz. Allah Allah nidalarıyla tekrardan geliyoruz inşallah. Ve can kardeş Azerbaycan, Zengezur, Karabağ, tüm bir hengamede Zengezur mutabakatı tamam. Elhamdülillah. Bugün yapılan açıklamada Sayın Aliyev ve Paşinyan arasında Zengezur mutabakatının imzalandığı, onaylandığı, kabul edildiği, çok yakın bir sürede Zengezur koridorunun açılacağı ilan edildi. Elhamdülillah. Dört gözle beklediğimiz haber buydu sevgili dostlar. Ve bu haberin de Kars'ta yapılan dev tatbikatın ardından gelmesi çok önemli. Ah, bir dakika. Ne tatbikatı canım? Ne tatbikat olacak? Kahraman Azerbaycan Türk ordusu ve biz Türk ordusu bir ve beraber ortak tatbikat yaptık. Hani Türk orduları olaraktan bir tatbikat yaptık. Tek ordu konsepti çatısı altında Kars'ta dev bir tatbikat yaptık. Paşinyan bunu gördü. Ya yaptık yaptık. Bizler bu Zengezur koridoru mutabakatına imzayı attık attık, yoksa Türkler yardırmaya gelecek dedi. İmzayı atıverdi. Aferin Paşinyan. Hep diyoruz ya, Paşinyan bize lazım. O orada durmalı. Durabildiği kadar onu orada tutmamız lazım. Ermenistan'a Kars'ta son mesaj verildi. Zengezur için imzaları attın, attın. İmzaları atmazsan Akıncılar, Aksungullar, Ankalar, TB2'ler yeni imza atmaya geliyoruz. İmzayı onlar atacak. Topraklarımız bizi geri çağırıyor dostlar. Türk dünyası birleşiyor. Türk devletleri birleşiyor. Türkiye, Türk devletlerin, Türk İslam devletlerin önünde bir öncü. Bizlerle beraber yürümek isteyenler geliyorlar. Ve hatta Müslüman olmayanlar dahi, bizler Türklerle beraber yürümek istiyoruz diyenler de geliyor. Hep beraber dünyanın dört bir tarafında tekrardan adaleti ve nizamı getiriyoruz. Daha getireceğimiz çok yerler var. Asla ama asla hüzünlenmeyin. Her daim ümit var olunuz. Gelecek inşallah, ama inşallah Türkiye'nindir, İslam'ındır. Yolumuz ilahi kelimetullah. Hedef Kızıl Elma. Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu her daim muzaffer etsin. Allah Türkiye'mizi her daim yüceltsin. Yeni konu ve gündemlerle tekrar görüşünceye kadar inşallah. Allah'ın en güzel rahmeti, selamı, bereketi hepimizin üzerine olsun sevgili dostlar. Allah'a emanet olun.